2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi yolda. Yaş ve prim gün süresi değişecek mi? 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda yer alan düzenlemeler arasında sosyal güvenlik alanında planlanan reformlar dikkat çekiyor. Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemelerin yanı sıra esnek çalışma modelleri de programda değerlendirilen konular arasında bulunuyor. Yeni emeklilik sisteminin nasıl şekilleneceği ve emeklilik yaşında değişiklik olup olmayacağı kamuoyunda merak konusu. Sosyal güvenlik reformları kapsamındaki gelişmelerin detayları önümüzdeki süreçte netleşecek. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısına yönelik değişiklikler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı son açıklamada Yeni emeklilik sisteminin hem prim gün sayısını hem de emeklilik yaşını esas alacak şekilde düzenleneceğine dair önemli mesajlar verdi. Bu kapsamda yeni emeklilik sistemine ilişkin detaylar netleşmeye başlarken prim gün sayısı ve emeklilik yaşındaki olası değişiklikler merakla takip ediliyor. Meclis gündeminde yer alacak düzenleme ile birlikte sosyal güvenlik sisteminde köklü reformların yapılması bekleniyor. Emeklilik yaşı değişecek mi? Kaç olacak? emeklilik yaşı ve aylık bağlama oranlarının da dahil olduğu 2025 Cumhurbaşkanlığı programı değişti. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı resmi gazetede yayınlandı. Programda, emeklilik yaşı ve aylık bağlama sistemiyle ilgili önemli değişiklikler yer alıyor. Emeklilik yaşı artırılacak ve çalışanların daha uzun süre istihdamda kalması teşvik edilecek. Aylık bağlama sistemi, kişilerin istihdamda kalmasına fayda sağlayacak şekilde düzenlenecek ve mali yük getirmemesi hedeflenecek. Ayrıca, esnaf ve çiftçilere özel sigorta modeli getirilecek ve teşvikler sadeleştirilecek. Resmi gazetede yayınlanan 2025 yılı programında, emeklilik yaşı e-doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa iyi uyumlu olarak belirlenecek. Ayrıca, emeklilik yaşı otomatik olarak ayarlanacak. Bu çerçevede 2025 yılında emeklilik yaşı yükselecek. Türkiye'de emeklilik yaşı 2000'li yıllarda 65 yaş iken ortalama yaşam beklentisi 68 yıl olarak hesaplanıyordu. Günümüzde ise yaşam süresi Türkiye genelinde 77,3 yıl oldu. Yaşam beklentisi ortalamasının 2000'li yıllarda günümüze göre daha düşük olması nedeniyle emeklilik yaşının da artması bekleniyor. 2025'te emeklilik yaşını etkileyebilecek faktörler. Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Orta Vadeli Plan doğrultusunda, 2025 yılı ve sonrasında emeklilik sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, emeklilik sistemine dair önerilere ve yeni gelişmelere açık olduklarını ifade etti. Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı hesaplamaları, Sigortalılık başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre farklılık gösterir. İşte adım adım emeklilik yaşı hesaplama rehberi. Sigorta başlangıç tarihinizi belirleyin. Emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Sigorta başlangıç tarihinizi belirleyin. Emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Toplam prim gün sayınızı hesaplayın. Prim gün sayısı Emeklilik yaşınız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanın. SGK'nın emeklilik yaş hesaplama aracı size emeklilik yaşınıza dair detaylı bilgi sunacaktır.